Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Nasılsınız? Kafama takılan bir iki soruya şöyle bir ışık tutayım istedim. Dünkü muhteşem, mucize bir açılımdan sonra çok etkilendim. Vallahi inanın arkadaşlar, sabaha kadar uyumadım. Ben de birkaç kere izledim. Yani kendi videomu izlerken gözüm doldu gerçekten. Gözlerim doldu. Öyle samimiyetle paylaşayım sizinle. Çok etkilendim ben de. Muhakkak ki siz de etkilendiniz. Henüz yorumlarınıza bakma fırsatım olamadı yoğunluğumdan, sebep kusura bakmayın. Ama ilgileneceğim ve cevap yazacağım. Mutlaka siz de çok ilgilendiniz. İlginizi çekti ve çok etkilendiğinizi düşünüyorum. Buradan yola çıkarak kafama takılan oradaki bir iki nüansı şöyle bir an akış bilgisiyle bir ne vermek istiyor bize? Biz orada anladıklarımızı pekiştirmek, o gözden kaçırdığımız detayımız var mı yok mu, ona bir ışık tutayım istedim. Tabi Allah Celle Celal'in izniyle akanı akıtacağım. Şöyle ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi Eril'e bir mesaj geliyor, değil mi? Ve gelen mesajla dünyası darma duman olan, çok üzülen bir Eril var burada. Kupa 5'li tarotun, klasik tarotun en çok, en ağır üzüntü kartlarından bir tanesidir. Haç kartı denilir ama asıl en büyük üzüntü, Eril'in kendine yaşattığı bu üzüntü, aslında hiç yaşamaması gerekirken ona yapılan haksızlık sebebiyle yaşadığı üzüntüyü anlatan bir karttı. Haç kartı ise çevrendeki o yabancı düşmanlara sana yaptıkları, çektirdikleri acılar, onların hataları, yanlışları, iki yüzlülükleri, artık kaç 200, 40 bin yüzü var yani, 1000 tane yüzü var, hangisi? İşte haşa, Rabbim esirgesin o sizi mezara gömmek isteyen, mecaz anlamda kullanıyorum bunu tabii ki, Rabbim esirgesin. Her kim ki bunu düşünüyorsa zaten Allah'a karşı çok büyük sınavı olduğunu bilmesi gerekir. Yapanlar mutlaka belaya bulaşan, bela yaratan belasını bulur arkadaşlar. Bu böyledir. Tarihte tekerrürden ibarettir. Bunu da bize göstermiştir zaten. Şimdi sizi böyle tabuta gömmek isteyen, canlı canlı, diri diri, bu göz önünde erik biterken hayatınızı gasp eden, çalmış olan, gasp kelimesini değiştirin de, yani çalmış olan, ömrünüzü sizden çalan, bitiş, bitmenize sebep, bitirmek üzere sizi amaç edinmiş, sonlandırmaya çalışmış sizi ve ruh ikizinizi buluşmayın diye. Halbuki asıl döngü, en büyük zarın hayatınızda sizi ilk kafesleyen o yanlış üçüncü kişi, Mida enerjisiyle anlattığımız enerjiye sahip kişilerin, çevre olumsuz enerjilerin, işte fare, yılan, kobra yılanı vesaire enerjilerle, iki yüzlü tilki, işte Lenormand'daki maskeli yüz, yani diyor ki hani 40 yüzü var, yani sen belki 4 tanesini gördün de üzülüyorsun bu kadar, ama aslında onun bilmediğin 40 yüzü var yani. Sana ayrı güneş, bakın şu yanakta güneş vardır burada, Eril 19 numara. Burada ay var, dişil, yani sana ayrı oynuyor, dişile aynı oynuyor. Senden aldığını dişile farklı yansıtıyor, dişilden öğrendiğini sana farklı yansıtıyor. Niye? Çünkü ilahi dişiller rehberdir. Yani benim gibi bir tarot, astrolog rehberi de olmanız gerekmiyor. Ama çoğunluğu da bu şekildedir. Zaten bu rehberler rehber olur. İşte o elinde tarot rehberliği olan Azize kartı zaten buna ışık tutar. Yani senin ruh ikizin senin rehberin zaten. Sana yol gösteriyor. Sana yapma dediklerini yapıyorsun ısrarla, yap dediklerini yapmıyorsun. Tersine çalıştığın için üçüncü kişi de o kurnaz tilki, işte tilki, asıl tilki bunlara ait, o tilki kurnazlığını çalıştıran o üçüncü kişi, ilahi dişili taklit eden ama asla ilahi dişinin zerre yanından geçemeyecek bu tür sahte illüzyonist enerjilere ne yapıyor? Kurnaz çünkü alıyor. İlahi dişinin verdiği bir rehberliği alıyor. Çünkü diyor ki Eril bunu yapıyorsun, yanlış yoldasın, yanlış durum, yanlış tutum.
yanlış bir şey izliyorsun. Bunu yapma, yapma. Bize zarar veriyorsun, kendine zarar veriyorsun. Çevrendekiler sana, içinde bulundukların. Hani ben dışarıdan uzakta, beni dışladın. Ben bunları görebiliyorum çok objektif bir gözle ve dolayısıyla da daima rehberlik verirsin işte WhatsApp'tan, YouTube'dan. Tüm sosyal mecraları düşün artık, günümüzün şartlarında nasıl rehberlik verebiliyorsunuz, nasıl bir haber işte yanlış yaptığına dair, yanlış yerde olduğunu veya üçüncü kişilerin, maske takanların yanlış olarak onlara verdikleri zararı, nasıl zar attıklarını, bu aşka kendilerini bulmamaları, kavuşmamaları için attıkları bir zar var. Ama zar kartı da Lenormand'da der ki sana 39 yıl evvel zarı attı aslında. Sen süre gelen, senin tekamülün bununla buradaki olayı bitir ki sen kendi tekamülüne çıkabilirsin. Sen şu an bir tekamül yaşamıyorsun. Onların tekamülüne hizmet ediyorsun. Onların illüzyonist planlarına hizmet ediyorsun. Ve dolayısıyla sen sana ait olan bir hayatı yaşamıyorsun. Bunu öğrendiğinde en az 39 yıl geçmiş olacaktır denir Lenormand'ın bu kartıyla. Sen mutlu olduğunu zannettiğin yerde kendini bilgelik her şeyden haberdarım bir pirim. Her iki dünyayı da iyi biliyorum. Her iki dünya için rahmet olmuş ben bir bilgeyim. Kendini bir derviş edasında bir bilgiye sahip yürürken aslında senin nasıl uyutulduğunu, hiçbir şeyden haberin olmadığını, koca bir 39 yılın belki 40 yılının senden çalındığını görüyor olacaksın denilir. 13 numara mezar kartı hep çok dikkatimi çekmiştir. Hatırlar mısınız? İlk YouTube'da zaten bunu masaya yatırıp da okuyan da bendim. 13 numara her kartı tek tek yatırdım. Zaten ilk videolarıma dönün, 2020-21 videolarında genelde kartların manalarını ruhsal, manevi, kitap anlamıyla ve dünyasal boyutta bize an akıştaki gelen o senaryoda işte o 360 derece okla çarparak birbiriyle hem zıt anlamlarıyla hem olumlu anlamlarıyla hem karşı sağ çapraz sol çapraza altı üstüne artı 360 dereceden evireceğim çevirdim baktım okudum ve size resmen oradan tarot ve astroloji rehberliğiyle verdim bunu. Astrolojik evlerle verdim, sembollerle anlattım, tahtalara çizerek rehberlik anda akan akış sistem bilgilendirmeleriyle bunları anlattı. Yani senin tekamülün bununla değil, sen onların kendi illüzyonist planlarında zaten 3D illüzyon planlarında yaşayan 40 yüzü olan o sahtekar iki yüzlü senin asıl kadın değilken asıl kadını hiçsiz asıl dişilin böyle resmedildiğini gördünüz mü? Hiçbir tarot kartında yoktur. Bakın asıl dişil böyle resmedilir. Daima güzeldir. Ve dolayısıyla daima alımlıdır, albenilidir. Bir asil ve asaleti vardır, zarifliği ve naifliği vardır. Böyle değildir yani, kendini teşhir etmez, dejenere etmez, ortaya sunmaz. Bu kendini saklıyor anlamında değil, teşhir etmez yani. Onun için ilahi dişili, asıl dişili taklit ederek onu sanki böyleymiş gibi, onun gibi olmak isterim, onun gibi olamadığı için de onu taklit eder ama bir o kadar da rezil olur. Bir o kadar da rezil olur ve eninde sonunda onun verdiği rehberlikle alır alır aç gözlü doymaz ve ondan sonra tekrar en son kadersel döngüde alır ve en az ben 13 numarayı okuduğumda 13 kez almışlardı. Şu an itibariyle 21 kez rehberlik aldıkları görünüyor 3 yıl. Neden 3 yıl? İşte üçüncü kişinin üçüncü bilgisinin kendi hakkındaki üçüncü kişi olduğunu bilgisini firavun olduğu için ve kabullenmediği için anlaması 3 yılı sürer. Elri 3 yıl illüzyon yaşatır ve ilahi rehberi en az 3 yıl 8 ay bunu anlatır. 3 yıl 9 ayda eril ancak anlar. O yüzden 39 numarada asıl 39 yıldır evli olanın attığı zarı kendi ruh ikizinden öğrenir arkadaşlar. Ve özellikle dünkü mesajda açılımdaki gelen o rehberlik mesajında ne vardı? O iki yüzlü birinden aldığı bir mesajla dünyası yıkılan bir eril. Niye? Çünkü kendisi, bakın bu asıl erildir. Bu da asıl erildir. Bu da asıl erildir. Üçü de asıl erili temsil eder. Peki dişilde niye değil de erilde öyle? Çünkü öyle. Çünkü kart asıl kartlar verildiği için öyle. Sen asılsın, kupa aşıksın kendisi.
Neden ona uyuyorsun? O dilşili taklit ediyor. Sen niye onun taklitlerine uyuyorsun? Bunun taklitlerine uyduğu için böyle onu o kendine benzetmek ister. O da kendine benzetir. Bakın 33 numaranın üzerine düştü tekrar. Sen üçüncü kişi değilsin. Niye üçüncü kişi gibi davranıyorsun? Böyle davranmakla en az 3 yıl, 8 ay, 10 gün zaman kaybettin denildi. Ve ömrünün 38 yılına, 37 yılına, kiminiz için 28, kiminiz 33 yılına mal olmuş. Ve bütün kartlarda sen üçüncü kişinin kim olacağını diye gözün önünde bilmene rağmen kendi kendini kandırıp inkar ediyorsun. Sen de maske takıyorsun. Zaten kim olduğunu da biliyorsun. Hala kim diye araştırma yaparak zaman kaybediyorsun. Neyin araştırmasını yapıyorsun? Zaten üçüncü kişi sen de sen bunu biliyorsun. Sana yaşattıklarını öğrenmemen mümkün mü zaten denildi. Onun için de bunun üzerine düştü. Sen ona uyuyorsun ama sen o değilsin denildi. Onun gibi davranıyorsun. Onu taklit ediyorsun yani. Hani o ne derse onun dediğini yapıyorsun yani denmek istedi. Onun dediğine uyduğun için onun gibi görünüyorsun. Ama sen o değilsin. Ha, asılsın. Bakın buna asıl vermiş mi? Hayır. Lenormand muazzam anlatır bunu. Asıl değilsin. Simsiyah maça vardır burada. Renginin açık renk olmasına bakmayın. Orijinalinde resimdir. Bunlar kopyalarla çoğaltıldığı için böyle. Ve Erilinkinde de asıl kırmızıdır, astır. Ve buradaki de asıl kırmızı ve astır. Ve bir numarada Keeper'daki olduğu gibi kişinin kendisidir. Kendisi bir olan eri, bir olan ilahi dişinin de kendisi gibi bir olduğunu bir türlü kabul edemediği için inkara gider. Ve en sonunda bunu ilahi ruh ikiziyle 2 ve 5, 7 numarayla gelir. Bir ruh ikizi olan ilahi dişi, ruh ikizi olan erili tanır, eril onu tanımaz. İkisi birbirini tanıyıp dünkü açılımla öğrendik ki dün eriller bunu anladılar ve böylece ikisi de birbirinin bir ve bir olduğunu, Allah'ın nazarında da ikisinin de eşit olduğu, Allah'tan olma bir olan birden bir ve bir olduklarını öğrenme bilgisine geldikleri için o yüzden en büyük hayalin, dişil dişilin en büyük hayali sensin. Sizden büyük hayalinizi çalan, dişili taklit eden, burada zaten bir yanlış Q işareti vardır. QG işareti dişili. Has gerçek ilahi dişili, kadınlığı, dişilik, kadınlık, kadınlıkla ilgili her türlü dişilik enerjisini anlatır ve ters yapılmıştır Q. Dolayısıyla ve maça vardır zaten. İşte o maskeli, iki yüzlü, ilahi dişili taklit ederek ne yaptı? Senden ruh ikizini çaldı. Ve kendi öyle değilken kendini öyle gösterdi. Nereye gitti? Sahtekar. Nereye saklandı buraya? Yine gitmiş Eril'in arkasına girmiş. Bakalım siz nasıl gittiyse oraya. Elimdeydi birlikte koymuşum. Yani burada bile Eril'in hala arkasına saklanıyor. Hala kendini gizliyor ve hala Eril benden bilmesin. Hala ben değilmişim gibi. Yani utan artık rezilin daniskasını yaşamış. Rezil mi rezil olmuş. Yerin dibine girmiş. Hesse onlar için gelir. Onların utanç verici yaptıkları işleri anlatır. Zara da bunun tam tersi der ki başta utanılacak şeyleri yapan erilmiş gibi gözükür ama aslında dişil yapar. Eril ilahi dişili gibi masumdur. Masum ve masum. Zaten o kadar üzülür ki o yüzden kendini darma duman eder yani eril. Hani benim dişilim nasıl böyle olur? Niye? Çünkü iftiralar atılıyor. Niye? Çünkü gidip asıl konunun muhatabına sormayıp direkt iki yüzlü, 40 yüzlü olan bu yanlış kişiye inandığı için ve dişilini taklit ettiği için o da dişilinden zanneder. Halbuki bilmez ki aslında bu 40 yüzü olan ilahi dişili taklit ediyor ve en büyük hayali onları ayırmak olduğunu unutuyor. Ve 13 numarada, 13 yaşından itibaren ilahi erilin hayatını çaldığı için ölüm mezarla gelir. Mezar ölüm bunu anlatır aslında. Üçüncü kişi sen bir zar atıyorsun. 39 yıl evvel attın bunu ama 39 yıl sonra bu ortaya çıkacak. İşte 40 yıl sonra, 50 yıl sonra, 60 yıl sonra bu ortaya çıkacak. Ve biteceksin, ve biteceksin, ve biteceksin, ve biteceksin.
Onun için mezar bitiş sonlanmaları ve artık kapanması gereken bir karmik devrenin, dönemin kapanıp yeniden ilahi eril ve dişilin 37 yıl zaman kaybettikten sonra tanışmalarını anlatır. Peki nasıl biz tanışmadan işte nasıl oluyor geç kalabiliriz birbirimize? Nasıl işte 37 yıl, 39 yıl, 44 yıl evvel tanışmış olabiliriz, 55 yıl evvel tanış. İşte ruhsal aşkları dünyasal o küçük zihniyet düşüncesiyle bakılırsa tabii ki böyle düşünülür. Ama burada mana da bakmanız gerekiyor. Gerçek ilahi Hakk'ın bizi sevdiği gibi bize birbirimizi sevmeyi öğreten bir aşk olduğu için imkansızların imkanlı hale geldiği bir aşktan bahsediyoruz. O zaman niye bunca yaşananlara rağmen ortada birbirinizle tek kelime konuşmadan yıllardır hala bekliyorsunuz? YouTube'da videoları dinleyerek bir ışık tutmaya çalışıyorsunuz, ışık bulmaya çalışıyorsunuz. İşte buna inanırken ona niye inanamayacaksın? İşte mezar 13 yaşında erili kafeslemeyi kendine and etmiş, bunu da azmeden cahil olarak başarmış olan 37 yıl, 27 yıl, 28 yıl, 59 yıl, 19 yıl, 33 yıl, 37 yıl, 40 yıl, 44 yıl, 39 yıl. İşte sizle tanıştığı yaşını kaçtıysa, örneğin siz 40 yaşında mı tanıştınız? İşte 13 yıl, 13 yaşından itibaren o kişinin hayatına girmiş demek ki oluyor. Yani 27 yıl, 3, 30, 40. Yani işte 40 yaşında tanıştıysanız 27 yıldır ilahi eriliniz karmik bir hayat yaşadığını bilmiyor. Ve bunu gerçek ilahi aşkı sizle yaşayınca öğreneceği için bununla da ortaya çıkacağız bilgisi an akışta şu an bana geldi. Çünkü dünkü videodaki çıkan bu mesaj özellikle bu 33-33'ten tam olarak madde manada soyut ve somutta ne anlamamız gerektiğine gelince şunu bilgisi geldi. Eğer arkadaşlar, şimdi bakın çok mucizevi bir bilgi vereceğim size. Eğer siz hayatınızda, bunları devam edeceğim, elbette devam edeceğim. Size bu mesajları okuduğum şu birkaç günlük özellikle bu bir hafta 10 günlük bu kavuşma aşamasına gelmiş, ramak kalmış olan bu ilahi erillere bir mesaj atarak, zar atarak aslında onu da kendine korumaya almak için, kendini kurtarmak için, çünkü kendisi aldattığı için erili, korktuğu için tabii nedir? Şimdi kişi kendinden bilir, boşuna denilmemiş değil mi? Ne yapıyor? Aldattığı için acaba beni aldatır mı düşüncesiyle ne yapıyor arkadaşlar? İlahi erile bir takibe aldığı birkaç danışanımdan şöyle bir şey duymuştum ben. Ve bunu hakikaten şok geçirmiş. Ya çok şaşırmıştım arkadaşlar. Öyle böyle değil. Öyle şaşırmıştım ki bu duruma. Bir takip programı olduğu, bunu indirdikleri ve bu takip programlarıyla takibe aldıklarını ve üçüncü kişinin kendisiyle ilahi eriliyle tanıştığındaki ve hiçbir şekilde ne özel ne başka hani açık belki işte iki aşığın konuşabileceği konuşmaları bile konuşmazken sadece işte belki bir WhatsApp bildirimine beğeni yaptı. Takip programları indirdiklerini ve takip programlarıyla erille ilahi dişili tesadüf eser tabii ki tesadüf yok. Hak onu çıkarır o yolda. Çünkü artık kendisine reva olmayan çalınmış hayatı, elinden alınmış hayatını yaşatılan gözyaşı ve illüzyonlarla işte belki 18 yıldır bunu yaşıyor. 18 yıldır kendine aidet duygusuyla bağlı, taahhütkar zannettiği yere hiçbir taahhüt zorunluluğu olmadığını, yasak elmayı siz de değil aslında oraya bulaşırsa tıpkı nasıldı cennette? Adem'le Havva konulmuştu. Bu ağaca bulaşma. Bu ağacın meyvesinden yeme denilmişti. Orada işte o iblisin soyuna bulaşma. Onun o bilgisi yalandır. O bilgiye bulaşma. Asıl yasak olan bu olacaktır. Yasak elma da bunu anlatır aslında. İşte sen kendine aidet duygusu hissettiğin. Aitim ben. Bu benim ailem dediğin yer işte senin ailen olmadığını anladı. Senin ailen sana bunları mı yaşatır? İşte onu sana kim yamadı?
O mu kendini yamadı? İşte ailen, annen, baban ele geçirdi. Onlar da yardım ettiler. Nereden bilsinler işte onlar? Genç bir kız, bir delikanlı. Hadi evlensinler, mutlu olsunlar dedilerse. Bilmiyorlar ki onu. Çünkü onlara da 40 yüzü takıyor. Size de takıyor. Onları da kafesliyor. Ama işte burada zaten şu anlatılmak isteniyor. Hani sizin özellikle 0-3 30 gibi rakamlarınız varsa kadersel olarak yaşam döngünüzde arkadaşlar, bilin ki siz en başında boş olan bir üçüncü kişinin 30 yıl sonra boş olduğunu öğreneceksiniz demektir kadersel bilgi. Bir astrolojik dip bilgisi veriyorum size. Çok dip bilinçaltı bilgisidir bu arkadaşlar. O yüzden eğer siz gece 0303 doğumlu iseniz ve sık sık 0330 yani 0330 33 rakamları hayatınızda karşınızda çıkıyorsa en büyük deneyimiz özellikle doğum tarihleri 03 30 olanlar mutlak suretle en büyük sınavları karmik döngüleri temizlemeleri gerektiği, dünya planında üçüncü kişinin kim olduğunu bilme bilgisini öğrenmeleri gerektiği, en büyük sınavları kendilerini inkar edecekleri için işte o zar burada üçüncü kişi o zarı atar bu kişilere arkadaşlar. Yani hani artık tutmak da istemiyorum. O yüzden de sürekli üstünü hemen siliyorum. Çünkü yani bu enerjinin sonlanmasına niyet ederek diyorum ve işte bu arkadaşlar size belki 39 yıl evvel, 37 yıl evvel, 33 yıl evvel özellikle 33 0 3 30 bu rakamlar hayatınızda var ise özellikle 19 doğumlu iseniz, herhangi bir ayın 19'u doğumlu iseniz bilin ki en büyük sınavınız üçüncü kişilerledir. Evli olduğunuz, sevgili edindiğiniz, aşk yaşadığınız veya aşkla yaşamaz çünkü onlarla yakut yoktur. Yakut, Lenormand'daki bu yüzük 25 ile gelir 7'dir toplama mucizevi Allah'ın sadakasını gösteren yakut yüzüğüdür. Bu da ruh ikizleri içindir. Üçüncü kişilerin evliliğini de göstermez o bu arada. O sadece çaldığı erilin hayatını ya da bu erilin dişil versiyonu olan insanların hayatlarındaki karmik eşlerin, partnerlerin ki onlara eş bile denilmez yani. Bunları yaşatan bir eş olabilir mi zaten? Bir de anne, valide, kayınkatine de bunu anlatıyoruz değil mi? Topuklarına vura vura tozu dumana kata kata çocukları alıp uzaklaşabilen biri. İşte onun için erile dünkü videodaki 33-33 gelince dikkatimi çekti ve bunu birazcık analiz etmek istedim. Çok bilgisi geldi. Şimdi bu 33 neymiş? 0 3 30 doğumluysanız arkadaşlar. Doğum tarihinizde 19 var ise biliniz ki en büyük sınavınız üçüncü kişilerle olmuştur. Yani evli olduğunuz karmik evliliğinizin en başında da size bakın 0-3-30 üçüncü kişi zaten en başında bir hayal kurdu. Neydi hayali arkadaşlar? Asıl sizin en büyük hayaliniz olan o teklif değil mi? 9 numarayla anlatılan. İşte onun maçayla gelmesi, boş gelmesi aslında şunu anlatıyor. O teklifi kendisine yapılmasını istedi ama aslında o teklif hiçbir zaman ona yapılmayacaktı. Ama o teklifin kendisine yapılması için bütün hayatı döngüyü bunun üzerine yaşattı. Nereye gitti o kartı bulmaya çalışıyorum. Ha bu. 9 numara. 9 herhangi bir ayın 9'u, 19'u, 29'u doğumlu iseniz. Doğum saatinizde 03:30 yazıyorsa dünyadaki en büyük sınavınız evli olduğunuz karmik partnerle veriyorsunuzdur. Ve 03:30 da size mesaj gelmiştir. Üçüncü kişinin bilgisi sizin doğum saatiniz olur arkadaşlar. Yani ay düğümü evi dediğimiz
Ay bilinmez olan 12. evi anlatan konulardan biri budur. Güney ay düğümü değil, kuzey ay düğümü aslında bunu anlatır. Güney ay düğümü gattır ve aslında ilahi olanı anlatır. Orası konfor evi falan değil yani. Orası gerçek ilahi hakikat bilginin olduğu yerdir. Doğduğun saat karmik üçüncü kişiyle bu dünya planındaki en büyük illüzyonu yaşatacak olan kişiyle sınav vereceksin. Niye? Çünkü sen eğer kendinin bir olduğunu anlamaz isen 9 numara en büyük hayalin olan şu 9 onun hayaline çalışmış, gerçekleştirmiş olursun kendini inkar edersen. Size bir ruhsal an akış bilgilendirmesi olsun arkadaşlar. Çok acı. Gerçekten çok acı. Gerçekten çok acı. Yani şu an akış bilgisiyle geleni bana hemen oturdum ve paylaşmak istedim. İşte onun içinde 9 numarada insan yok. İlahi eril dişili anlatır. Sebebi de gülleri. Bakın şimdi buradaki gülleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane vardır. Lilyum. Yani aslında rezerve edilmiş bir ilahi eril. Niye? Çünkü başka ruh ikizi var işte. Onun ruh ikizi bu. Bu erili. Bu erili bu hale getiren sahtekar bu maskeli kişi. İşte bunun olmaması, senin böyle olmanın tek sebebi böyleyken kendini inkar edip bu dişille karşılaştığında gerçek ruh ikizinle inkar edersen kendini bir olduğunu inkar edersen 19 doğumlar için anlatıyorum. En büyük hayalinin önünde duranın kendin olduğunu kiminiz 19 yıl sonra anlıyor olmuş olursunuz. Kiminiz bu karmikle 19 yıl evli olduktan sonra anlamış olursunuz. Bu da hayatınıza giren ruh ikizini size gösterir. Ve onda başka biri var diye söylenen yalanın kendiniz olduğunu. Çünkü astır as ve kalple gelir. Kırmızıdır o. Ve as ve as kırmızıdır. Ve buradaki asın altında maça vardır. Ve o siyahtır. Bu Lenormant'ın tabi orijinalleri ama orijinalinde bir tık orijinalinde kenarları daha sarı, parlak, yaldızlıdır. Onlarda da siyah gözükür zaten. Onu bulamadığım dönemde bunu almıştım. Bu destede böyle sarı gibi gözüktüğüne bakmayın. Matcha hiçbir zaman sarı olmaz. Matcha daima zaten İskambil kartlarından da bilirsiniz içi. İşte matcha daima siyahtır. Yani matcha hiçbir zaman sarı olmaz arkadaşlar. Budur işte matcha. İşte kendisi ilahi dişil olmayan bir dişil erili kafesleyerek hayatını çalar, bir zar atar. O zarı da 33 yıl sonra, 37 kiminize göre 39 yıl sonra atar. Ama asıl ne zaman atılmış? Sen doğduğun anda 13 numara. Hayatını senden çalan kişi. Neden? Bedel ediyorum peki diyorsun. İşte kendinin bir numara olduğunu, bu biri asla kendin olduğunu unutmamalısın. Güneşini yansıtmalısın. Ve 19 numara güneş erille Hazreti Mevlana ve Şems'le resmedilmesinin sebebi de budur. Kendini asla inkar etme. Çünkü sen kendini inkar ettiğin noktada kendi kendinle yüzleşmesini gösterir. Hazreti Mevlana ve Şems'te de o yüzden bakın kupa 9'u da budur. Allah kalbinizden dilediğinizi size verecektir. Yeter ki Allah'a inan, kendine inan. İşte 19 doğumların kadersel oluşu. Herkes kadersel olduğunu söylüyor da kaderselin yönünün ne olduğunu gerçekte bir ruhsal manasıyla anlatan yok daha. Bunu ben de kendi kendime ruhsal bilişlerim, meditasyonlarım esnasındaki an sezgisel bilişlerimle bunu öğrendim. 19 kadersel. Tamam da neyin kadersel? Onu anlat. Ruhsal bilişini anlat. Kartın manasını anlat. Gelen kartlarla oluşturduğu manayı anlat. 19 kadersel. Niye kadersel? 1 ve 9'dan oluştuğu için kadersel. Bir olan erilin kendisini asla inkar etmemesi gerektiğini anlatan bir kart olduğu için kadersel. Ve bir olan dişilin de asla kendini inkar etmeden
daima güneşine, kendilerine ne istiyorlarsa ve dişil bir numarayla gelir. Bakın dokuz kalple buradadır. Bakın Lenormand'da böyle çok güzel anlatır. İşte bir olan kendini inkar etmediği için en büyük hayaline sadık ve o yüzden de bunun gerçekleşeceğini bu kadar bilir. O yüzden bu hayalden vazgeçmeyen dişildir. 17 numaralı temsil eder at tartı. Eril inançsız olduğu için kendini inkar ettiği gibi bir numarayı yansıtmaz. 9 en büyük hayalin ne olduğu, aşık olduğu bu dişiliğe kendini, hayatını, bırakın dişille tanışmasını, dişilden önceki hayatında da kendi güneşini kendiyle yüzleşip yansıtmadığı için ondan sonra ben zevcem olacak bir yari kurtaracağım derken zevcesi olan dişil asıl erili kurtarandır. İşte o yüzden bu eril bu kadar zamandır niye bekledi, niye bekledi işte, niye kendini yansıtamadığının sebebi 19 numara bunun için kaderseldir. İşte sen doğduğun andan itibaren gelişip büyürken hayatında daima kendin önüne hiç kimseyi koymaman gerekir. Kendi kendinle yüzleş. İşte kendindeki kendi eril tarafını gör, kabul etsen, yani basiretsiz davranıyorsun, basiretsiz değilsin yani. Oturduğun yerden zevce mi kurtarılır? Sonra zevceyi kurtarman gerektiği bilgisi nereden var peki? E çünkü bunu 19 yıl sonra anlayacaksın. Hayatın senden çalındın. İşte 13 numara mezar kartı da şunu anlatır. Daha birbirini tanımayan ruh ikizlerinin birbirinden hayatlarının çalınması. Çünkü neden? 13. kişi 13. yaşında girer erilin hayatında. En büyük yüzde oranı da budur zaten. Ve hayatların yüzdesel oranları en çok bu yönde geliştiği için de en yüksek yaşam döngüsü hangisi ise o baz alınarak tarot kartlandırılmıştır. Yani ortak senaryonun en çoğunluğu neyi oluşturuyorsa ondan senaryolaştırılmış ve kartlara çizilmiştir. Kün feyekün denilmiş bu ilahi aşkta işte arınmazsan nasıl olacak? Nasıl olacak? Tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Çok ağır bir enerji, çok üzüldüm. Gerçekten biraz sıkıştığımı hissediyorum. Bir nefes alayım, devam edeceğim.